Diyorum Sayın Başkan, zaten borcunuz vardı. Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bugün Ankara'da gözaltına alınan öğrenciler adına şunu söylemek istiyorum. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Ya neredeyse uçan kuşu gözaltına almadınız kaldı arkadaşlar. Hani siz özgürlükten yanaydınız? Ya bu 4 tane sokak röportajı yapan arkadaşların ellerinde ne var? Sadece telefonları var, ayakkabıları var ya. Yazıktır arkadaşlar ya. Bir de buraya gelen yurt sorununu dile getirmeye çalışan öğrenciler. Sayın bakanlar, vallahi de billahi de tillahi de günaha girersiniz. Yapmayın. Bir an önce bu çocuklarımızı lütfen serbest bırakın. Bakın basın özgürlüğü endeksinde 180 ülkeden 153. sıradayız. Hani demokrasi? Nerede? Yapmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın eğitimle ilgili bugüne kadar bütün milletvekili arkadaşlarımız dile getirdiler. Hatta Cumhur İttifakı'nın ortağı da dile getirdi. Getirin dediği gibi Sayın Kaya'nın. Getirin, biz de destek verelim. Köy okulları kapalı, taşımalı sorun var. Yani ciddi anlamda çok büyük sorunlar var. Burada 5 dakikada sığdıramayız ama özellikle hani TÜİK'te olan o yöneticiler, ya Allah korkuları yok mu onların ya? Bakın öğretmen maaşını baz alacağız. 2002 yılında 20 çeyrek altın alıyordu bir öğretmen maaşı. 2021 yılında 4 çeyrek altın. Değer düşmedi mi arkadaşlar? Peki bakın 2002 yılında 1 kilogram et 6,5 lirayken bugün TÜİK'in verilerine göre 75 lira. Tabii ben bunları hepsini sayamayacağım. 1 litre benzin, ayçiçek yağı 10 kat değil 20 katının üstünde. Peki buradaki memurlar, askeri ücrette çalışanlar nasıl geçinecek arkadaşlar? Nasıl geçinecek? Biz onları düşünmeyecek miyiz? Milletvekilleri olarak hepimizin sorumluluğu yok mu? Biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar. Öğretmenler odasında gerçekten sıkıntı yaşanıyor. Bütün milletvekili arkadaşlarımız söyledi. Ücretli, sözleşmeli olmaz. Tamamının kadrolu olması lazım. Neredeyse karın tokluğuna çalışan asgari ücretin altında öğretmenler var. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok arkadaşlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz hep şunu söylüyoruz. Atanmayan öğretmenler atansın. Neden böyle büyüttüm biliyor musunuz? Sürekli dile getiriyoruz. Bu sefer de AK Parti milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyoruz. Belki vicdanları burayı görür. Belki de atanmayan ve şu anda intiharın eşiyle karşı karşıya olan üniversite mezunları belki atanır. Biz şunu da büyüttüm. 24.05.2018 tarihinde Sayın Erdoğan çıktı. 3600 ek gösterge vereceğiz dedi. Sözünü veriyoruz dedi. Biz bir kez daha burada o sözü hatırlatıyoruz. 3600 ek göstergeyi hatırlatıyoruz. Sayın Erdoğan, Sayın Bakanlar, Sayın AK Parti milletvekilleri. Bu taşımalı eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüzden yüzlerce öğrenci maalesef okulu terk etmek zorunda kaldı. 1.650.000 öğrenci maalesef şu anda zorunlu eğitimi terk etti arkadaşlar. Neden köy okullarını açmıyoruz? Bu sorunu lütfen çözelim. Birlikte çözelim. Bakın arkadaşlar, şunu da ifade etmek istiyorum. Meslek kanunu çıkarılması gerekiyor. Okullarda hizmetli sorunu var. Okullarda hizmetli sorunun çözülmesi gerekiyor. Şimdi asgari ücretle ilgili çok ciddi spekülasyonlar var. Ne olacak diye. Ben şimdi dolara göre artarsa 5400 lira olması gerekiyor. Şekere göre artarsa 6000 lira, ayçiçek yağına göre artarsa 6500, un fiyatına göre artarsa 7500,
kömüre göre artarsa 8500. Tamamlayalım lütfen. Tabii arkadaşlar, bu pimpon topu. Şimdi tabii biliyorsunuz TÜİK genel anlamda pimpon topunu baz alıyor. Pimpon topuna göre de artarsa da 3400 lira oluyor. Arkadaşlar, asgari ücretlerle lütfen pimpon topu oynamayalım. Lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Arkadaşlar, şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii bütçe, bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ya bütün EYT'liler şu anda hakkını istiyor. Prim gününü tamamlamış ama hakkını alamamış. Sayın Erdoğan'a şuradan şunu sormak istiyorum. Siz kaç yaşında emekli oldunuz? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve EYT'lilerin hakkını lütfen verin. Şunu da söyleyeceğiz. Evet, selamlayın lütfen. Şimdi Sayın Kurtulmuş demiş ki devletin Türk lirasını dövize yatırmak ahlaksızlıktır. Yorumu yüce milletimize bırakıyorum. Biz de şunu soruyoruz. Devlet ihalelerini dövizle vermek nedir o zaman? Takdir yüce Türk milletinindir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii bu konuda gerçekten okul öncesi engelli öğretmen arkadaşlarımız da çok arıyorlar bizi. Sayın Ulaştırma Bakanı, Belen'den Antakya'ya otoban neden tamamlanmadı? Ne zaman tamamlanacak? Tamamlanması gerekiyor. Gerçekten oradaki vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Samandağ ile Antakya arasındaki duble yol ne zaman tamamlanacak? Çiftçi gübre alamıyor, esnaf kredisini ödeyemiyor, öğrenci yurt bulamıyor, üniversite mezunu atanamıyor, asgari ücretli geçinemiyor, memur ek iş yapmak zorunda kalıyor, işsizler sesini duyuramıyor, hakkını arayanlar gözaltına alınıyor, yaparsa AK Parti yapar. Tebrik ediyorum.